Memur ve memur emeklisi için yarın çok önemli bir gün. Zira yarın Aralık ayı ve tabii ki 2023 yılının enflasyon rakamları açıklanacak. Buna göre de memur ve memur emeklisi için zam oranı netleşmiş olacak. Peki masada hangi rakamlar var? Bakalım haberimizde. TÜİK 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli olacak. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak? Toplu sözleşmeden doğan %15'lik zam oranına enflasyon farkı nasıl yansıyacak? Bu kapsamda yıllık enflasyon beklentisi %65, 6 aylık enflasyon rakamı ise %38 olarak dikkat çekiyor. Eğer ki %65.19 civarında bir enflasyon rakamı açıklanırsa memurlarımız %49-50 bandında, SSK ve Bağkur emeklilerimizin de %38 bandında bir maaş farkı alacağını söyleyebiliriz. Şayet enflasyon beklenen seviyelerde çıkarsa en düşük memur maaşı 33 bin bandını aşmış olacak. Yine 9'un biri memur hali hazırda 22.938 lira maaş alırken ki bu en düşük memur maaşına da yakın bir rakam. 34.283 liraya çıkacak %49.46 zamla, %50'lik zamla da 34.487 liraya yükselecek. Öğretmen birinin 4'ü 26.654 lira alırken %49.46 zamla 39.837 liraya, %50.35 zamla da 40.074 liraya çıkacak. Doktorun maaşı birinin 4'ü 54.959 lira alırken %49.46 zamla 82.141 lira gibi bir rakama yükseliyor. %50'lik zamla 82.630 liraya. 5'in biri hemşire 26.440 lira alırken 39.517 liraya çıkacak maaşı. %50'lik zamla 39.752 lira. Peki Bağkur ve SSK emeklileri için zam oranı ne olacak? Bağkur ve SSK emeklilerine herhangi bir refah payı verilecek mi? Şimdi %38 rakamı bize ne ifade ediyor? Aslında %38 rakamı çıplak olarak SSK ve Bağkur emeklisinin eğer ilave bir refah payı verilmezse alacağı zam oranını ifade ediyor ama bununla ilgili hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'dan hem de Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu emekli maaşlarının da memur ve memur emeklisi maaşına refah payıyla beraber yaklaştırılacağına ilişkin doneleri daha önce almıştık.